aileme. Ben şey diyorum hep bu konuda, aileme de söylerim. Çok gazla çalışan bir adam olmadım hiç hayatımda. Öyle yalkışla çalışan bir insan olmadım. Daha çok... Buna bir alkış alalım o zaman. Olursa olur, olmazsa olmaz. Dünyada daha değerli şeyler de var. Buraya eğlenmeye geldim, sizleri tanımaya. Yarışmaya geldim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hedefimiz var mı? Ben gözü karayım biraz. Öyle çekileceğimi sanmıyorum. Sonuna kadar giderim. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman başlayalım. Başlayalım. Hollywood filmlerinde polislerin en fazla tükettikleri yiyecek ve içecek hangileri olur? A. Çiğ köfte ve ayran. B. Lahmacun ve şalgam suyu. C. Leblebi ve boza. D. Donut ve kahve. D. Donut ve kahve son karar. İkinci soruyla devam ediyoruz. Halk arasında kullanılan ifadeye göre çok fikir değiştiren insanların hangisi gibi renkten renge girdiği söylenir? A. Bukalemun gibi. B. Şempanze gibi. C. Bizon gibi. D. Komodo ejderi gibi. A. Bukalemun gibi. Son karar. Tebrikler, ilk aşamayı geçtiniz. 1000 lirayı garantilediniz. Sırada 3. soru var. Geliyor efendim. Son pişmanlık şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? A. Uzun sürmez. B. Hemen geçmez. C. Zarar vermez. D. Fayda etmez. D. Fayda etmez. Son karar. Sırada 4. soru var. Sesli bir soru. Önce dinleyelim lütfen. İspanyol medyasının konuştuğu haberle devam edelim. O habere göre Barcelonalı futbolcu Piqué ile birlikte olan ünlü şarkıcı Shakira'nın... Bu haberden sonra Shakira gelmekten vazgeçti. Dinlediğiniz konuşma hangisinin bir örneğidir? A. Mübalağa. B. Kinaye. C. Dil sürçmesi. D. Tezat. C. Dil sürçmesi. Son kararım. Sırada 5. soru var. 5000 lira değerinde. Geliyor. Hangisi at üzerinde yapılan sporlardan biridir? A. Golf. B. Curling. C. Polo. D. Rugby. C. Polo son karar. Sıra geldi 6. soruya. 7500 lira değerinde. Geliyor efendim. Güneş etrafındaki bir turu 88 dünya günü süren, güneşe bakan yüzü aşırı sıcak, diğer yüzü aşırı soğuk olan, güneşe en yakın gezegen hangisidir? A. Merkür. B. Venüs. C. Jüpiter. D. Satürn. A. Merkür son karar. Sırada 7. soru var. 2. baraj sorusu 15.000 lira değerinde geliyor. Resimde empresyonizm akımının öncülerinden olan ve bu akıma adını veren izlenim gün doğumu tablosuyla da bilinen ressam kimdir? A. Munch. B. Monet. C. Vermeer. D. Goya.
Seyircilere sorma, Joker hakkını kullanmak istiyorum. Tabii ki sevgili seyirciler, resimde empresyonizm akımının öncülerinden olan ve bu akıma adını veren izlenim gün doğumu tablosuyla da bilinen ressam kimdir? A. Munch, B. Monet, C. Vermeer, D. Goya. Süreniz 10 saniye. Seyircilerimiz çok yakın cevapları vermişler. Ama doğru bilmişler. %29 ile 5 şıkkı Monet. Senin de aklında olan bir cevaptı evet. Galiba. Doğru cevap vermişler dediğine göre. Diğerlerini? Bence Claudio Monet'ten başkası olmaz. Tablolarını çok biliyorum. Çok yeşil genelde. Ben B. Monet son karar. Konuşalım. Kült film söz kalıbında geçen kült kelimesinin Latince kökeninin anlamı nedir? A. Ekip biçme. B. Yıkayıp parlatma. C. Ezip geçme. D. Silip süpürme. Latince ile ilgiliyim ama kült. Kült film söz kalıbında geçen. Yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istiyorum. Yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istedin. İki tane yanlış cevabı eliyoruz biz de. Geriye A. Ekip biçme, C. Ezip geçme. Kalın. Hadi bakalım. Ben burada risk alırım, kesin Joker kullanmam. Tam risk böyle. Ben 60 bin lira soruyu bilirim ya. Çift cevap Joker hakkında kullanmak istiyorum. Pekala. Çift cevap Joker hakkında kullandın. 60 bin liralık soruyu zaten bilirim dedim. Yani bilebilirim dedim en azından. Ben o kadar şey... Hayırlı olsun 30 bin liran bu arada. Teşekkür ederim. Dedin ki silip süpürmeyle ezip geçme aynı mantık. Yani yakın gibiydi. Eğer o taraftan düşünürsek mantıklı evet. Ama belki de spesifik olarak bir anlamını soruyordur. Ne cevap verirdin? Yine de ekip biçme dedim. Kültür mantarını hiç duymuş muydun? Evet duydum. Ekip biçilen manasında. 60 bin lira değerinde sadece telefon jokerin saklı. Tamam. Telefonda kimler var? Telefonda çok değer verdiğim tıp fakültesinden öğretmenim var. Tayfun Şahin Kanat. Onun dışında iki tane de yakın arkadaşım var. Bir tanesi sınıfımdan arkadaşım Abdullah Tebur. Diğeri de Burak abi, Burak Burkan. O da benim yaz kampında tanıştığım bir arkadaşım. Gelsin mi? Gelsin. Gelsin bakalım. 60 bin lira değerindeki sorumuz geliyor efendim. 9. soru. Karadeniz Ereğli'nin eski belediye başkanı Halil Posbıyık kimin kendisine 2009 yılı programım dolu Halilciğim ama 2010'da Ereğli'yi düşünüyorum dediğini duyurmuştur? A. Michael Jackson. B. Pele. C. Barack Obama. D. Mike Tyson. Şimdi Obama görevde. Obama'nın daha görevi bitmedi. Tayfun Şahin Kanat, Burak Burkan, Abdullah Temur. Biz kimi arayalım? Biz Burak Burkan arayalım. Kimdir kendisi efendim? Kendisi benim yakın arkadaşım. İzmir'de yaşıyor, İzmirli. Bir yaz kampına tanışmıştık. Öyle dostumuza devam ettik. Arayalım efendim Burak Bey'i. Burak Bey iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi akşamlar. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Hazır mısınız efendim? Hazırım efendim. Buyurun. Sorunuz geliyor. 30 saniyede süreniz olacak. Tamamdır. Karadeniz Ereğli'nin eski belediye başkanı Halil Posbıyık kimin kendisine 2009 yılı programım dolu Halilciğim
ama 2010'da Ereğli'yi düşünüyorum dediğini duyurmuştur. Michael Jackson, Pele, Barack Obama... Tekrar sorar mısın? Tam anlamadım. Karadeniz Ereğli'nin eski belediye başkanı Halil Postbıyık, kimin kendisine 2009 yılı programım Dolu Ali'ciyim ama 2010'da Ereğli'yi düşünüyorum dediğini duyurmuştur. Michael Jackson, Pele, Obama, Mark Tyson. Michael Jackson olması lazım. Şaşırttı. Ya ben Mike Tyson, niye öyle şaplandım? O Michael Jackson dedi. Değil mi? Obama ile Pele olmaz zaten. Çok alakasızlar. Yani Obama'ya... Ya aslında çok alakalıdır ama onları aramaz. Dediğim gibi bir festival falan vardır bence. Burada festivalde de işte bir şey söylemiştir. Ereğli'de bir festival vardır, bir eğlence vardır. Ona Michael Jackson'ı getireceğim gibi bir şey söylemiştir bence. Çünkü Mike Tyson Ereğli'de ne işi var? Pele'nin ne işi var? Obama çok komik olur yani. Kendinde şey... Ya hepsi komik de. Hadi Michael Jackson diyelim o zaman ya. Zaten 15'e düşeceğiz. Ne olacak ki? Cevap veriyor musun? Sanırım cevap vereceğim. Şöyle biraz daha düşüneyim. Ya Michael Jackson yaşıyordu sanki. 2012 miydi? Ben karar. Hadi ne olacaksa olsun. ...5.000 lira değerindeki 10. sorumuz. Gel bakalım. Geliyor efendim. Hangisinin bir türünün dişleri dünyadaki bilinen en güçlü biyolojik madde olup karbonu elmasa çevirebilecek güçteki basınca bile dayanabilir? A. Kerevit. B. Salyangoz. C. Komodo ejderi. D. Hipopotam. Ah, şimdi... Ya hiç önemi yok, 60.000 ile 15.000 arasında. Soruyu bir kere cevaplayabileceğim. Hipopotam demeyeceğim. Kerevit de aklıma geldi, onu da eleyim. İlk aklıma o geldi. Eleyim. Ben Komodo ejderi de demeyeceğim. Salyangoz diyeceğim sanırım. Ve cevap vereceğim. Cevap vereceğim. Cevabın ne? B. Salyangoz son karar. Hazır mıyız? Hazırız. Sevgili seyirciler, sıra geldi. 250 bin lira değerindeki 11. sorumuza. Geliyor efendim. Herodot'a göre Mısırlılar ilk insanları araştırdıkları deneydeki çocuklar kimlerin dilinde bekos yani ekmek dedikleri için ilk insanları onlar olarak kabul etmişlerdir. A. Frigyalılar. B. Hititler. C. Sümerler. D. Lidyalılar. A. Frigyalılar son karar. Sümerler çıksın, ne yapalım?
Ben de çok heyecanlandım. Yürümek istiyorum ama. Gülmek mi istiyorsun? Yürümek istiyorum, çok susadım. Yürümek istiyorsun. Kalk ayağa bir istersen o zaman. Ya yürüyebilir miyim? Çok oturdum. Şöyle çok bir oturdum. Sandalyenin etrafında dön. Ya da benim konumuma geç karşı. O zaman yavaş yavaş yerimize geçelim. Vay be, görüyoruz. Ya alırsam? 250 bin liram var be, vay. Evet. Neler yaparım? Biraz konuşalım. Konuşalım. Hissiyatın neler? Ya bence bu 1 milyonluk soruyu bilirim ama şimdi böyle bir baskı oluştu, toplum baskısı olur ya öyle. Al şu paraya git. Ama cevap veresin de var hani dediğim gibi bir anda cevap da verebilirim. Hissiyatım ne getirirse çok bir şeyim yok. Yani 15 bine de düşsem üzülmeyeceğim. Çünkü bu soruyu gördüm. Daha ne? Bu soruyu görmek için 90 bunların toplamından daha fazla para verseniz göremiyorsunuz. Sonuçta buraya gelip kaçtı Arda? 19. 19. Diğer 1 milyonluk soruyu açan yarışmacımız da 18-19 yaşlarındaydı senin gibi. Hatırlıyor musun soruyu? Hatırlıyorum. Neydi? Arı. Cevap arıydı. Evet. Arıydı. İlk söylediği sözcüktü. Sen izlemiştin. Evet. Arı demiş miydin? Demiştim. Şöyle demiştim. Soru okunmuştu. C şıkkını görmüştüm. Ya demişim tam bu. Bu ben bunu derdim falan diyordum böyle. Peki ama sen olsan cevap verir miydin? Şey işte onu şimdi göreceğiz. Ben olsam cevap verir miydim? O arkadaşımız da Çağdaş'tı ismi. Evet. Galatasaray'dı. Arı dedi. Ama cevap vermedi. Ama cevap vermedi. Sen olsan verir miydin? Bilemem. Asla o soru bilemem. Üzerine soruyorum. Yani o soru üzerine arı olduğunu tahmin ettin, bildin. Şöyle çok büyük bir şekilde arı geliyordu bana da. Yani diğerleri böyle mantıklıydı. Yarışma şekliniz birbirine çok benziyor. Çağdaş da iki tane soruda son anda fikir değiştirerek, hissiyatına güvenerek cevapladı ve hiç çek uzatmamıza fırsat vermeden son kararım dedi. İkisi de doğru cevap çıkmıştı. Sende de aynısı oldu. Denk geldi, şans, ne diyeyim. Hayırlı uğurlu olsun 250 bin liran tekrar. Evet, herkesin bana sorduğu bir soru var sokakta. 1 milyonu ne zaman vereceksiniz? Ya, sen hiç sordun mu bu soruyu? Acaba 1 milyonu ne zaman verecekler diye. Ya 1 milyon ne zaman alabilirim demiştim. Bugün alabilirim ama alamayabilirim. Belki hiç alamam. Bu da güzel bir soru. 1 milyonluk soruyu ne zaman alabilirim? Bir şans. Ya aslında mesele 1 milyonluk soruyu almak mı? Onda da emin değilim ama o soruyu görmeyi çok istiyordum. Çok istiyordum hani. O bu jokerleri biz çok hızlı kullanmışız ya. Hatırlamıyorum nerede kullandığımızı bile. Hatırlatayım mı? Olabilir. Michael Jackson telefon jokeri. Söylerdim 15 bin lira borçlusun. Çok hissi. Evet, ona borçluyum. Onu ödeyeceğim. Çift cevap joker hakkında ezip geçme kült. O biraz şey geldi. Kültür mantarından yola çıkarak belki doğru cevaplayabilirdin demiştim. Doğru söylüyorsun. Orada çift cevap jokerini kullandın. Belki onu kullanmasaydın daha sonra kullanacaktın. Kesin kullanacaktım ama yani. O yüzden aslında çok da kaybetmemişiz ama Michael Jackson'ı direkt derdim aslında. Demedim, neyse onu demedim, diğerlerini dedim. Garip bir insanım ben de. Niye öyle bir şey yaptım? Arda, boş ver. Tabii canım. 1 milyonluk soruyu açıyoruz şimdi. Daha ne ya? Hazır mısın? Hazırım. Gelsin bakalım. Sırada herkesin beklediği 1 milyon liralık sorumuz var. 12. sorumuz. 1 milyon lira değerinde. Geliyor. Çok normal gelemiyor çünkü süre, yarışmamızın süresi 1 milyonluk soruyu da sorup onu bekleme süresine yetmiyor. Geçen sefer de öyle olmuştu. Çünkü sana düşünme zamanı, düşünme fırsatı vermemiz lazım. Doğru. Rahat rahat düşünmen lazım. Şöyle bir şey demek istiyorum ben. Tabii, buyur. Şimdi buraya kadar çok güzel vakit geçirdim. Yani buraya geldim, gelene kadar hayal kurdum, sonra vazgeçtim dedim. Ne hayal kuruyorsun? Yaşa. Ondan sonra otobüste düşünüyorum, işte şurada düşünüyorum, burada düşünüyorum, ne yaparım, ne ederim. Hep böyle şey yapıyorum. Son birkaç gün kala işte bir yerde kalıyorum. Biraz yerin altı, telefon falan çekmiyor. Oturuyorum böyle masanın başına, bir şeyler yazıyorum kendi başıma. İşte 4. kitabımın belli bölümlerini yazmaya çalışıyorum. Orada hep şeyi düşünüyorum yani.
yaşıyorum ve yaşadığım için çok mutluyum. Her dakika için çok mutluyum. Ve bunun tadına varmaktan o kadar büyük keyif alıyorum ki. Bu dediğim gibi insanları kaybetmeye başladığımda bunu anladım. Çünkü onlar gidiyorlar ve yani bir şey yapamıyorsunuz. Siz de gitmeden önce bir şeyler yapmalısınız bence. Ya bu yapabildiğim yapamadığım bilmiyorum ama buradaki insanlarla, sizle, ekranların başındaki insanlarla bence çok güzel vakit geçirdik. Duygularımızı kullandık, sezgilerimizi kullandık, harekete geçirdik. Bu bence her şeye değerdi. Bunun için de bu zamanı benimle kullandığınız için, bana harcadığınız için hepinize teşekkür ederim. Biz de sana çok teşekkür ederiz.